Ya yaptırmıyorlar ki. Yanlışlıkla like yapmadan stalk yapan eldivenden tut. Daha neler düşündüm. IQ'yu en az 5 santim büyük gösteren korse. Damperli kamyona dönüşen slip mayo. Güneş enerjisiyle çalışan pijama. Şarjlı mı? Şarjlı ya. Kendinden projeksiyonlu. Videolu. Pijamayı giyiyorsun, yatıyorsun. Tavana yansıtıyor böyle. Evet, tost da yapıyor. Giyilebilir teknoloji nedir? Giyilebilir değil. Çıkar o telefon ağzından. TDK'de yok. Niye? Çünkü o yazılabilir teknoloji. İlk bilgisayar, ilk kamera bulunduğunda bu oda kadardı. Sonra masaya geçti. Oradan kucağa, oradan cebe. Sıradaki şansı neden sen olmuyorsun? Teknolojinin eskisi, yenisi, minisi, şimdi de nanosu. Sadece akıllı telefonla kalmayacaktı bu iş. Belliydi. Bugün giyilebilir teknoloji, sporcuların kondisyon antrenmanlarında, askeri alanda, tıbbi uygulamalarda sıklıkla kullanılıyor. Ama biz daha çok sinema tarihindeki ajan gözlükleri ve akıllı saatler sayesinde tanıştık. Bak, bu mesela akıllı gözlük. Yıllarca aradığın gözlük senin. Evet o. Yalnız senin durum vahim. Bunun gibi gözlükleri takıp bambaşka bir gerçekliğe geçebiliyorsun. Arttırılmış gerçeklik oğlum, duymadın mı? He, öyle klavye cengaverliği kolay tabii. Şimdi giyeceğin yeleği göreceğim ben seni lasta. Demir adam, giyilebilir teknolojiye örnek mi? Ben onu sevmiyorum. Ne bileyim, bir kolpa ya. Batman daha iyi. Onda da var teknoloji. Hem daha şık. Öyle teknoloji diye koca demiri de giyemem üstüme. Zaten suda batar o. Suda batar o. Giyilebilir teknoloji ürünleri üzerine sürekli yarışmalar düzenleniyor. İnanılmaz tasarımlar var. Ben de bununla katılacağım. Bakma öyle akıllı elbise. Vücudumdaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp telefonumu şarj ediyor. Sonra da o enerjiyi ben alıp bunlara yolluyorum. İnanmadın mı? Sen taş devrinde kalmışsın. Gel canım gel. Jetgillerdeyiz artık. Sadece teknolojisinin iyi olması yetmiyor tabii bunların. Çünkü üzerimizde taşıyoruz nihayetinde. Aynı zamanda şık da olması gerekiyor. Frodo'nun gömleği mesela. Şık. Teknolojik mi? Dönemine göre. Demir adamın giysisi. Teknolojik. Şık mı? Değil. Hah, bu adam. Hem şık hem teknolojik. Sevdiğim adam türü. Bugün uçan kalkaya olmasa da birçok şeyi bu yenilikçi teknoloji sayesinde yapabiliyoruz. Günlük kafein ve su dengesini hesaplayabilirsin. Adımlarını sayabilirsin. Sesli mesaj alıp gönderebilirsin. Sosyal medyadaki bildirimleri, e-postanı görebilirsin. Müzik dinleyebilirsin. Teknoloji tamam. Görünüş? Onu da değiştirebilirsin canım. Kiti arayabilir misin? Arayamazsın. Ama kitli olup olmadığını anlayabilirsin. Evin, arabanın, her buldun, bin buldun. Ay. Ya her şeye de koymayın şu teknolojiyi ya. Ya buna niye koyuyorsunuz teknolojiyi?